Herkese merhaba Gezegen Halkı. Şu an az önce Bilim Kurulu toplantısı bitti ve Milli Eğitim Bakanı ile Sağlık Bakanı e, sorulara cevap verdi ve bazı açıklamalarda bulundu. Ben de hemen o açıklamaları dinledikten sonra hatta açıklamalar devam ediyor ama benim beklediğim soruya e, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevap verdikten sonra bu videoyu çekmeye başladım. E, öncelikle zaten beklediğimiz gibi okulların uzatılacağı, yani okul ara tatilini uzatabileceğini zaten size söylemiştim daha önceki videolarımda. 30 Nisan'a kadar beklediğimiz şekilde ara tatil uzatıldı ve bence uzatılmaya da devam edecek bu gidişle. Yani virüs tabii etkisini kaybetmezse. Onun haricinde YKS sınavı yani sizin beklediğiniz olaya gelince de bu olayın aslında sadece kendisiyle ilgili olmadığını ve bu olayda karar merceğinin yok hani yükseköğretim kurumu olduğunu belirtti ve şuna da değindi öğrencilerin sadece yüz yüze işlediği konulardan sorumlu olacağını sorumlu olacağını değindi. Ama bir de o açıklamadan önce öğrencilerle öğretmenlerin yüz yüze bir şekilde online ortamdan bazı konuları telafi edebileceğini değindi ve buna yönelik bir çalışma olduğundan bahsetti. ben de şunu düşündüm. Hani biz de mesela şu an üniversite olarak Zoom diye bir platformdan yüz yüze online bir şekilde ders işliyoruz. Acaba o şekilde dersleri işletip o konulardan öğrencileri sorumlu tutabilir mi diye aklıma gelmedi değil. Ama bilemiyorum. Yani bu hala belirsizliğini koruyor açıkçası. Sizin için de zor bir süreç bence. Tabii ki böyle bir belirsizliğin olması, halen e, net bir açıklamanın olmaması, size net bir şekilde bir şeyleri söylememesi ki sınavın ertelen, ertelenmeyeceği de soruldu bakana ve o da e, şu anki şartlar içerisinde tabii ki sınavın e, hani öğrencilerin psikolojisi açısından sınavın zamanında yapılması taraftarı olduklarını ama ellerinde 3 paket olduğunu ve gerekirse işte sınavı erteleyip başka türlü senaryoları da hazır olduklarını belirtti. E, yani anladığımız şey şu. Her şey hazırlıklı olmalıyız ve buna göre çalışmalıyız. Yani ben size burada kesinlikle integral kalktı, kesinlikle organik kimya kalktı. Halen diyemiyorum bu yapılan bu açıklamalara göre. Tabii ki yüzde hani yüzde verecek olursak yüzde 70-80 oranında yüzde işlenmeyen konuların kalktığı şeklinde bir sonuca varabiliriz. Ama e, bakanın açıkladığı hani yüz den kastının ne olduğunu tam anlayamadım açıkçası. Hani direkt fiili olarak mı yüz yüze yoksa mesela bizim yaptığımız gibi e, sosyal ortamda, sosyal platformlarda da yüz yüze o olan konuları acaba e, olayın içine dahil edecek mi? Hala geçer aslında belirsizliğini koruyor. E, o yüzden tam emin olamadım ben. O yüzden de senet bir şekilde şu konular kalktı diyemiyorum halen. E, zaten kalkması gündemde olan konuları bir önceki videolarımda pa paylaşmıştım işte. E, bu zamana kadar işlenen konular listesi vardı ve bunları okumuştum size canlı yayında. Ama dediğim gibi yani son durum bu şekilde. Siz de bence e, her duruma hazırlıklı olun ve yani her durum hazırlıklı olalım kısacası. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, i̇çinde bulunduğumuz durum herkes için aynı sonuçta. Hani integral çalıştıysanız Sonuçta bu sizin bence zararınızı değil şu an kafanız rahat Çalışmadıysanız da acaba çalışmalıyım mı diye düşünmek yerine Bir şeyler daha net belli olana kadar eğer de önceki konularda eksikleriniz varsa Onlara yönelik çalışmalar yapabilirsiniz Çünkü büyük ihtimalle bu konuları size sormayacaklar öyle anladım öyle yorumladım Ama e, sanki bir çalışma içerisindeler gibime geldi Yani bu konuları da dahil etmeye çalışıyorlarmış gibime de geldi Tam emin olamadım dediğim gibi Hala net bir açıklama yok ama en azından yani bir şeyleri artık belli olmak zorunda İlerleyen ilerleyen dönemlerde kendisinin de ifade ettiği gibi gökle bunu istişare edip bir karara bağlayacaklardır. Bu kadar belirsizliği artık öğrenciler dayanamaz çünkü. Yani bu şekilde umarım hani bir şekilde size e, bilgilenmenizi sağlamışımdır. E, i̇lerleyen videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.